Hayırdır hale, nereye böyle? Gelinime. Şansını biraz zorlamıyor musun? Hı? Bırak Allah aşkına. Bırak da inceldiği yerden kopsun. Gerçi bırakmasan da koptu ya zaten. Alim paltomu getirir misin? Tabii. Şu eşeğiz burada. İlla burnunun dikine gideceksin değil mi? Söylesene, bu evliliğin bize ne faydası oldu? Hı? Yapma hani. Yapma da şu ukala Harun'un eline koz verme. İsmail, İrem'in baba evine döndüğü duyulursa asıl kozu o zaman sen gör. Ne oğluna ne de sana hiçbir şey anlatamıyorum. Dava bitene kadar bu evlilik lazım bize. Düşük olayı. Kızın ağzını susturunca kapandı mı zannediyorsunuz? İrem de biliyor, babası da biliyor. Hayır, ben senin o oğlumum. Tövbe estağfurullah. İsmail, İrem'i uzaktan kontrol edemem. Ama elimin altında olursa çok kolay yönetirim. Ben İrem'i yönetirim, İrem babasını yönetir. Anladın mı şimdi? Bu evlilik bize lazım. Anla. Hale Hanım geldiler. İremciğim. Oğluna sevgilerimle. Babam pek vakit kaybetmemiş. Babamla ilgisi yok. Avukatımı aradım. Standart bir boşanma protokolü hazırlamasını istedim. Ben istedim. Oğlundan hiçbir şey talep etmiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Gönül rahatlığıyla imzayı basabilir. Hala fevrisin tatlım. Halbuki çiçeklerin havayı biraz yumuşattığını düşünmüştüm. Hangi çiçekler? O çiçek dediğim, hani sizin klasik kırmızı güllerle gelip özür dilemesi, onu kastettim. Oğlun senden daha gerçekçi demek. Öyle çiçekle falan affedilemeyeceğinin farkında bu sefer. Tatlım, sinirlisin. Ve kesinlikle haklısın. Ama böyle sert ve hızlı kararlar sizin durumunuzda... Kalemin var mı? Sen onu istersen babanın kalemiyle imzala. Ama bil ki o kağıt parçasını imzalamak... ...parmaktan 1000 kez yüzük çıkarıp yalama olmaya benzemez. İmza atmak 2 saniye sürmez. Ama sonuçları 1 ömür sürer. Bunun geri dönüşü yok İremciğim. Yıkmak kolay ama yapmak zor. Fakat o yıkımın altında kalmanın ne demek olduğundan bahseden yok. Bak ben sana söyleyeyim. O kağıt parçasını imzala. Ama hayatının değişeceğini bilerek imzala. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Bana geçmiş olsun. Oğluna da acil şifalar dilerim. Biliyor musun? Son 6 yıldır kendin için yaptığın tek doğru şeydi. Attı imzayı. Boşuyor seni. Ne diyeyim? Vallahi helal olsun. Gerçi jeton biraz geç düştü ama tam düştü. Zararın neresinden dönülürse kar oradan başlar dedi. O gülleri karına götürmemişsin. Şu güllere fazla mı anlam yüklüyorsun acaba anneciğim? Yani şimdi imza atacaksın, bitecek, gidecek mi? Evet. Seni nasıl mutlu edebilirim anneciğim? Eks gelinin evine gidip yalvarayım mı? Onu mu istiyorsun? Sen şimdi çok rahatsın ya. Hani zannediyorsun ki İrem sana blöf yapıyor. Ben o kızı gördüm. Hiç şakası yok. Challenge accepted.